Bu sınıftaki araçların birçoğu gibi 107 çoğunlukla bir evin ikinci hatta üçüncü otomobili. Buna karşılık araç daha fazla kadın ve daha yüksek oranda bekar tüketicinin beğenisini kazanıyor. Araç her şeyden önce rahatlığı, sürüş keyfi ve kullanım tasarrufuyla memnuniyet yaratıyor. Modelin kullanım tasarrufu 100 kilometrede 4,5 litreye düşürülen yakıt tüketimiyle iyileştirilmiş. Tamamen yeniden çizilmiş ön yüzü ve değişmeyen boyutlarıyla 107, bir yandan kompakt yapısını korurken markanın yeni tasarım çizgilerini sergiliyor. Eskiye oranla daha kavisli ve eğimli yeni kaputlu aslan logosu ve tamponun ortasında yeniden konumlandırılan plaka yuvası markanın yeni tasarım kimliğini yansıtıyor. Öte yandan şekil ve yüksek konumunu koruyan farlar daha da rafine hale geliyor. Önde farlar yana doğru uzanıp çift tonlu bir maskeyle sarılırken, arkada ise koyu yakut renkli stop lambaları bloğu kendilerini çerçeveleyen koyu bir maskeyle süsleniyor. 107'ye özel arı peteği şeklindeki hücrelerden oluşan yeni radyatör ızgarası, kendisini çevreleyen kasa rengi kaporta unsurlarının ortasında havada asılıymış izlenimi veren zarif ve seçkin bir ağız formu oluşturuyor. Yeni tampon hem estetik hem koruyucu temas şeritlerine sahip. Bunlar özellikle şehir içi trafik koşullarında son derece yararlı bir koruyucu unsur oluşturuyor. Yeni 107'nin ledli gündüz farları yeni ön dizaynı daha da sofistike hale getiriyor. Sert çamurluk çizgisi ve yeni kaplamalarla üzerinde çalışılmış stil unsurlarının tamamı 107'ye sağlam ve sempatik bir kimlik kazandırıyor. İçte ise yeni donanımlar ve renkler kullanılmış. Peugeot 107, 5 kapılı kasa ve 1 litre otomatik motor şanzıman birleşimi ve yeni ekipman seviyesiyle Türkiye pazarına sunuldu. Aracın satışa sunulduğu pazar sayısı 16 yeni ülkeyle 48'e ulaştı.